MyGM'in bu bölümünde Denver Nuggets'a konuk olacağız ama ondan önce MyGM modunun özelliklerinden biraz bahsedeyim ben sizlere. Sosyal medyada böyle tweetlere falan bakabiliyoruz. Hangi tweet, ya mesela diyelim bir Cleveland maçı hakkında tweet atıldı diyelim. O maça tıklayıp o maçın istatistiklerini falan görebiliyoruz, bakabiliyoruz öyle. Ondan ziyade işte yeni mesajlar yazıyor zaten orada. Team status bölümünde takımdaki oyuncuların durumu, takımın yönetimin durumu falan yazıyor. Oyunculardan mesela 6 kişi şu anda bir şeylerden şikayetçi ve benimle konuşmak istiyorlar. Oyuncuyla konuşmak için üstüne gelip pasa tıklayın. Konuşuyorsunuz ve ben şu anda John Hanson'la konuşacağım. Ne dediğini direkt çevirmektense özet geçeyim. Hani daha çok süre almak istiyor. İstediğim süreyi alamıyorum ve performansımı tam sergileyemiyorum diyor. Ben de hoş bir şekilde reddettim. Hani anlıyorum seni ama dedim şu anda sürelerin iyi falan dedim. O da sahaya çıkıp kendimi ispat edeceğim falan tarzında bir şey söyledi. Hani dakikalarımın artmasını istiyorum dedi. Dediğim gibi bazı özellikleri gösterdim. Artık maça geçelim ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kez daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap su ve bir kap yemek koymayı unutmayın. Unutmamak demişken setleri açmayı da unutmayalım. Play Vision'ı All Plays, Play Vision Display'ı Full ve Play Call Messages'ı Show All yapıyoruz. O sayede setler gözüküyor sahada. Denver deplasmanındayız. Kenneth Farid'in gerçekteki takımı Denver Nuggets. Bakalım ne yapacak? Karşıda Russell Westbrook var. My Career maçında bayağı iyi oynamıştı bana karşı ve galibiyet almışlardı. Kobe Bryant maçın ilk pozisyonunda sırtı dönük oynadı ve sayıyı buldu. Kenneth Farid demişken özellikle geçen maçtan sonra Kenneth Farid'i çok sevmeye başladım ben. Hem böyle atletik hem de çok işe yarıyor derken Kenneth Farid maçla başladı. Bu oynadığımız seti bir türlü tamamlayamadım ben. Ne zaman yapmaya çalışsam böyle yarıda kalıyor. Nick Young alır almaz şutu gönderdi. Excellent release. Nick Young durumu 6-2 yaptı. Nick Young demişken aklıma geldi. SF pozisyonuna hani kimi yedek alsam. Oh, yaz onu Nick Young. Ah be. Of, Stephen Curry ne yaptı abi öyle? Step back freeze yazdı sanırım orada da. Jeff Green bayağı eve kadar gitti. Neyse bir şeyden bahsediyordum. Hidayet'i SF pozisyonuna yedek olarak almayı düşünüyordum. Karen Butler'ı gönderip Hidayet'i almayı düşünüyordum. Sonra girip Hidayet'in bir hani stiline baktım. Gerçekten bu kadar kötü ve yanlış bir stil yok yani. NBA 2K'nın diğer oyunlarında da böyleydi bu. O yüzden Hidayet'i takıma katmayacağım. Kimi katacağım, ne yapacağım hiçbir fikrim yok ama ilerleyen günlerde belli olur zaten. Büyük ihtimalle Karen Butler'ı takımdan göndereceğim. Onun yerine sevdiğim bir SF'yi alabilirim. Çünkü Nick Young zaten SF pozisyonunda yedeğe ihtiyacı yokmuşçasına oynuyor. Russell Westbrook uzaklardan attı. Russell Westbrook gerçekte de oyunda da hayvanımsı dediğimiz bir şekilde oynamaya devam ediyor. Gerçi artık gerçekte oynayamaz ama Kenneth Farid alley-oop smacını vurdu. Kenneth Farid'in de bu Love City Finisher diye bir rozeti var. Yani alley-oop'leri daha iyi bitirme, daha çok bitirmeye yarayan bir rozeti var. O yüzden çok daha etkili oynuyor alley-oop'lerde. Zaten hani onu o yüzden aldım. Bizim iç ve dış dengelerimiz gerçekten çok çok iyi ve birbirini çok iyi tamamlıyor. Hani dışarıda Stephen Curry, Kobe Bryant, Nick Young varken içeride Ömer Aşık ve Kenneth Farid'in olması ki Kenneth Farid boyu kısa olmasına rağmen çok da iyi bir reboundçı. Kenardan gelenlere baktığımızda dışarıda Ray Allen ve Steve Nash var. Hani Karen Butler da var ama onu çok oynatmıyorum. İçeride Reggie Evans var rebound için. Kevin Garnett var, John Hanson var. Yani oldukça dengeli bir kadro oldu. Hızlı hücum şansı Kobe Bryant alır almaz Kevin Garnett'e kaldırdı. Kevin Garnett eski Lakers'lı Boston'la anlaşması oldu bu. Steve Nash, Jeff Green onu savunuyor. Ömer Aşık'ın perdesini kullanmadı Nash. İçeriye çok güzel girdi. Steve Nash'ten bir güzel hareket daha Ray Allen'a çıkardı. Nick Young tepede bomboş kaldı. Üçlüyü gönderdi de yani bu hücumda sayı da asist de Steve Nash'e yazılmalı. Ömer Aşık perdeye geldi. Ömer içeriye devrildi. Ömer'den Hugo. Ömer Abdülcabbar. Ömer'den 100 yılda bir göreceğimiz hareketlerden bir tanesiydi bu. Benim oyunda en iyi yaptığım şeylerden bir tanesi hızlı hücumdur. O yüzden oyunda da çok iyiyim. Bu arada Nick Young dizine çekip bir smaç vurdu. Bunu da ilk defa gördüm Nick Young'dan. Stephen Curry şu anda 4 sayı 6 asistle oynuyor. Normal performansının oldukça altında. İçeriye girdi Curry. Havada topu değiştirdi ve 6. sayısını buldu. Curry'den Kobe'ye. Kobe fake'ine cevap almadı. Post oynuyor. Kobe tek ayak üstünde atışı başarılı da çok erken bıraktım. Yani bunu Kobe'den başkasıyla atsaydım kırmızı yanardı büyük ihtimalle. Vallahi bir türlü öne geçemedik. Bir şeyler yapmamız lazım. Curry'den çok güzel hareketler. Curry içeriye girdi. Kobe Bryant'a çok güzel pas çıkardı. Kobe Bryant'ın orta mesafeli atışı başarılı. Kobe Bryant orta mesafeli atışı başarılı değil. John Hanson rebound aldı.
dakikalarını arttırmayı cidden istiyor sanırım. Kenneth Farid Curry'e, Curry alır almaz gönderdi. Excellent release ve 52-55 yaptı durumu. Mike Scott üçlüğü gönderdi. Atışı başarılı değil. John Hanson rebound aldı. İlk yarının bitimine 3-2-1. Kobe süre biterken atışı başarılı. Kobe Bryant. Black Mamba buzzer beater'ı gönderdi. İlk yarıyı bir sayı geride kapatmıştık. Şu anda fark 5 sayı. Nick Young içeriye girdi. Aynısı maçtan bir daha vurdu Nick Young. Ben hani sadece şuta basıyorum. Neden böyle yapıyor bilmiyorum şu anda. Curry, Russell Westbrook karşısında. Nick Young bir anlık boş kalmıştı. Nick Young'ın üçlüğü başarılı. Da girmese de zaten Kenneth Farid çok iyi pozisyon almıştı orada. Stephen Curry, Kevin Martin savunuyor şu anda onu. Curry biraz dans etmek istiyor sanırım. Curry hareketlerini yaptıktan sonra bir adım geri çekildi. Curry uzaklardan excellent'ı gönderdi. Stephen Curry takımını öne geçirdi. O üçlükle Denver taraftarı kendine geldi. Defense diye bağırmaya başladılar ama Stephen Curry de kendine geldi. Oh, blok da geldi. Ömer Aşık orada aldı ve tamamladı. Ömer'in böyle çok küçük ama önemli işler yapmasına bayılıyorum ya. Cidden çok önemli bir oyuncu olabiliyor bazen. Reggie Evans hücum reboundını alıp dışarı çıkardı. Roy Allen üçlüğü gönderdi. Atışı başarılı değil. Reggie Evans reboundı aldı. Zaten onun bu takımda olmasının tek nedeni bu rebound alabilmesi. Bu arada Steve Nash herkesi üstüne çekti. Kobe Bryant bomboş kaldı. Orta mesafeli atışı başarılı. Steve Nash böyle aklıyla oynuyor ya. O yüzden çok hani seviyorum. Yoksa Russell Westbrook ondan çok daha iyi. Çok güzel hareketler. Kenneth Farid'e pas verdi. Kenneth Farid basket foul. Russell Westbrook foul yapan isim. Hücum orkestrasının şefi Steve Nash olduğu zaman herkes çok daha iyi oynuyor. Evan Fournier içeri girdi. Kenneth Farid blokladı. Roy Allen topu kurtardı. Roy Allen, Kenneth Farid çok güzel koştu. Alley-oop'u kaldırdı. Oo! Değirmen alley-oop vurdu Kenneth Farid. Roy Allen, Kenneth Farid ikilisinden çok güzel bir oyun izledik. Kenneth Farid harika bir smaç vurdu. Steve Blake topu getiriyor. O da eski Lakers'lılardan. Oo, Steve Blake'den güzel hareket. Kevin Garnett blokladı. Okafor rebound aldı. Garnett'ten güzel savunma. Rebound'ı da aldı Garnett. Ayalan tekrar hızlı çıkıyor. Kenneth Farid koşarsa bir yolu iptal izleyebiliriz. Koştu ve Kenneth Farid uçtu. Koştu demek yanlış olur. Kenneth Farid uçtu resmen. Ona da bu atletizmi sayesinde minimal diyorlar gerçek hayatta. Minimal diye bir lakabı var. İnanılmaz bir oyuncu atletizmi konusunda. Steve Blake içeri girdi. John Hanson burayı terk et dedi. Steve Nash topu aldı. John Hanson. Ray Allen'la tekrar hızlı çıktı. Kenneth Farid bir alley-oop smacı daha vurdu. Arda arda 3 alley-oop smacını vurdu. Kenneth Farid. Yalnız alley-oop asistlerinin hepsi Ray Allen'dan geldi. Burada da tam tersi oldu. Kenneth Farid asist yaptı. Ray Allen excellent release'i gönderdi. Nurkic'in ikinci atışı başarılı değil. Mirotic rebound'ı aldı. İçeride güzel savunma. Russell Westbrook. Mükemmel bir pas verdi Russell Westbrook. En sevdiğim paslardan bir tanesini atarak videoda yer almayı hak etti diyebilirim. Stephen Curry Russell Westbrook'un karşısında dans ediyor. Curry içeriye girdi. Ömer Aşık'a aldı at dercesine bir pas ve Ömer Aşık tamamladı. Ömer de bu maç fena oynamıyor. 8 sayı 7 reboundla oynuyor şimdilik. Russell Westbrook Curry'nin şutunu tehdit ediyor sanırım şu anda. Eli havada ama biraz gerideydi. Curry acımaz. Yani bu çok büyük bir aptallık Curry'e biraz mesafe tanımak. 24 saniyenin bitimine son 5 saniye. Stephen Curry fake'ine cevap almadı. Nick Young alır almaz gönderdi. Excellent release. Nick Young farkı 9'a çıkardı. Curry de şu anda 19 sayı 12 asist oynuyor. Reggie Evans perdeye geldi. Curry içeriden atmadı. Nick Young köşede boş. Nick Young'ın orta mesafeli atışı başarılı. Nick Young. Bu da onun 24. sayısı olmuş ama başka hiçbir şey yok. Stephen Curry taraftar şu anda coşmuş durumda. Curry bir adım geri çekildi. Curry çok uzaklardan. Stephen Curry. Taraftarı susturdu resmen. Russell Westbrook. İçeriye girdi. 3 kişinin arasından çok zorlama bir atış. Curry rebound aldı. Hızlı çıkalım. Nick Young. Kobe'ye çok güzel bir pas. Kobe Bryant farkı 4'e çıkardı. Maçın bitimine çok az kaldı. Nurkic. İçeride atışı başarılı değil. Ömer Aşık rebound aldı. Taktik faul yapmaya başladılar. Yalnız iyi ki takım faulleri dolmamış. Yoksa Ömer Aşık kullanacaktı. Bu arada Stephen Curry fırladı. Russell Westbrook geride kaldı. Curry hemen Kobe'ye verdi. Kobe hemen Nick Young'a. O da hemen Kobe'ye verdi. Şu anda çok güzel bir oyun izliyoruz Cleveland'dan. Çok güzel paslaşıyorlar. Sonunda Russell Westbrook faul yapabildi. Stephen Curry iki atış kullanacak. Oyunda bir tek topa sahip olan oyuncuya taktik faul yapabildiğiniz için bilgisayar böyle bir saçmaladı ben hızlı paslaşınca. Curry ikinci atışını da attı ve fark 6 oldu. Moradan sonra Denver hücumu. Russell Westbrook içeriye indirdi. Mirotic içeride bitirdi. Maçın bitimine son 18 saniye. Yine aynı şeyi yapmaya çalışacağım. Ne? Benden mi çıktı top? Allah'ım ya.
Nick Young'dan çok kötü bir hata geldi de buradan maçı verirsem artık kötü olur yani. Vermem büyük ihtimalle. Kevin Martin orta mesafeli atışı başarılı. Lan maçın geldiği noktaya bak ya. Tövbe yarabbim. Stephen Curry yine fırladı. Curry çok hızlı gerçekten. Aman top kaybı geliyordu. Ömer Aşık Curry'e verdi. Curry çok sinirlendi. Bitirelim artık bunu dedi. Artık daha fazla hataya gerek yok dedi Stephen Curry. Ve farkı 5'e çıkardı. Attığı üçlükle Russell Westbrook mola hakları da kalmadı. Fırlattı. Aman ha, o da giriyordu da girse de bir şey olmazdı zaten. Evet, maçı 109-104 kazanmış olduk. Böylece istatistiklere bakacağız hemen. Stephen Curry 27 sayı 13 asistle maçın adamı seçildi. Nick Young 24 sayı, Kobe Bryant 21 sayı, Kenneth Farid 14 sayı, Ömer Aşık 8 sayı 9 rebound ve Ray Allen'dan 7 sayı. Oldukça etkili bir takım oyunuydu ve maçı kazanmayı bildik. Basın toplantısında 5 maçtır hiç yenilmiyorsun, bunun devam edebileceğini düşünüyor musun dediler. Ben de ediyorum, bir maç değil, iki maç değil, üç maç değil, dört maç değil, beş maç değil, altı maç değil, yedi maç, hatta belki o zaman bitebilir tarzında bir cevap verdim. Böylelikle bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölüm 600 beğenide gelecek. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin, takipte kalın.